Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Bir kere şu, dinleyenler de merak ediyor. Biz ders saatinde bunu yapmıyoruz. Ders saatinde Risale-i Nur yapıyoruz. Dersin dışında muhabbet ederken, sohbet ederken o sohbet zamanımızı böyle tespitlerde kullanıyoruz. Bu bir. Şimdi listeyi okur musun? Yazdım ise. Zaman. Zaman. Dua. Dua. İman, küfür, hak, batıla, doğru, yanlışa zıt. İman, küfür, hak, batıla, doğru, yanlışa, karanlık, aydınlığa zıt. Firdevs cenneti. Firdevs cenneti. Sadakat mı, haset mi? Sadakat mı, haset mi? Risale-i Nur tahkiki mesleğine. Geçilmezse bir nurcunun başına neler gelir? Tahkiki geçmezse. Mesleğe geçemezse veya geçmezse bir nurcun olur. Bir nurcun başına neler gelir? Ne olur? Vehim mi, vesvese mi? Vehim mi, vesvese mi? Ayet nasıl ayet edeceğiz? Topluluktan çıkan hastalığın çaresi topluluktur. Topluluktan çıkan hastalığın çaresi topluluktur. Dertler bana derman imiş. Başka? Senin daha güzel misalleri falan var mesela. Ben neyse. Aynı dert içinde dermanı buldum. Yani bu başlıkta aynı dert içinde dermanı buldum. Ne demek? Ben seni anlamıyorum. He? Ben seni anlamıyorum. Ben seni anlamıyorum. Başka? Kendimi kötü hissediyorum. Kendimi kötü hissediyorum. Kelam. Kelam. Arabi niçin denmiş? Muhammed-i Arabi. Muhammed dense olmaz mı? Arabi niye eklenmiş? Tamam. 18 bin alem bu alem içinde. 18 bin alem bu alem içinde. Hayatın anlamı. Hayatın anlamı. Cep telefonları ne yapar? Cep telefonu ne yapar? Seni nasıl mezarlığa getirir? Bu kadar mı? Bunların içinde ne seçtiniz? Hangisini yapayım? Senin hayaletine. En çok karışmadın abi. Hiç karışmam. Hiç karışmam. Yani biraz enfisi olsun istedik abi. Peki şöyle yapalım mı? Bir nurcu şeyi geçmezse, tahkik mesleğine geçmezse ne olur? Başına neler gelir? Yapalım mı? Çok güzel abi ya. İçinde zaten iki tane şey seçmiştim. Yani. Peki. Biz biraz enfüsü olur diye sana bir Firdevs cennet istemiştik ama. Firdevs. O zaman kendimi kesinlikle bakayım. İkisinde yetişti. Olabilir mi? Ben seni anlamıyorum. Böyle bir ders. Ondan sonra dur. Aynı dert içinde dermanı buldum. Sadakat mahset mi? Bazıları böyle sadakat zannediyor ki yani Risale-i Nur'u koruyorum zannediyor. Oysa hasetini kusuyor. Yani tam bir fırsat bulmuş haset şeyi. Haset sadakat diye gözüküyor. Korkunç bir tuzak. Şöyle diyebilir miyiz abi? Neyi sevme adı altında Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman radıyallahu anh'ın kinlerini ortaya çıkartmaları gibi sanki. Evet, evet. Gibi. Mesela sadakat namı altında, sadakat, Risale-i'ne sadakat diye, oysa kinini, nefretini kusuyor. Bir şey buldum. Onu Strasbourg'da yaptık. Filmin neresindesin? Hiç ender hiç. Bakar mısın? Senin de derdin mi var? Onu yaptık. Şimdi o nereye gitti Risale? Ha, Risale-i Nur'un tahkiki mesleğine geçmese bir nurcu, eğer Risale-i Nur'un tahkiki mesleği olan enfusi tefekküre, içsel aleme geçemeyen nur talebelerinde şöyle bir tehlike görünüyor. Çünkü Mesnevi Nuriye 146'da Üstad enfusi tefekkür ederken inceden inceye tahkik yap, afaki tefekkürde icmali geçir. Çünkü diyor, afaki tefekkür dipsiz bir derindir, deredir, derin kuyudur. Çıkamaz. Zahirde okuyor. Okuyor. Aynı yer. Bu sefer ülfet belasına düşüyor. Yani o kadar okuyor ki
dimağın ezberlemiş gibi. Birinci söz deyince hemen iki asker geliyor. Çanta geliyor mesela kafasına. Sekizinci söz kuyu geliyor hemen. Ondan sonra hemen bloke ediyor kendisini. Kapatıyor. Ben bunu biliyorum canım. Ya ne diyeceğini tahmin ediyor. Bileceğine odaklanmış. Oysa o perdede yani acaba şimdi farklı ne anlayacağım? Kelimeler tarif ve tanımlamaktır. Aynı zamanda ustadın tabiriyle fotoğraftır diyor. Kelam fotoğraftır. Fotoğrafı çektiğin bir bahçenin, kelebek de var, çiçek de var, dere de var, ağaç da var. Zahir de okuyor, okuyor, okuyor. Hep aynı. Aynı yer. Bu sefer ülfet belasına düşüyor. Ustad da diyor, ben Kur'an okurken ülfet belası oldu diyor. Bir latifem vardı ki usanmadı. Diğerleri usandı diyor. Sonra da yeni arayışlara giriyor Nurcu. Misal, tefsir merakı başlıyor. Tasavvuf merakı başlıyor. Sadakata, takvaya zıt zeminlerde bulunma arzusu oluyor. Konferanslar, zemin, işte paneller, seminerler. Takvası zarar görme nispetinde, bir nurcunun bu sefer bunları yapınca takvası zarar görüyor. Takvası zarar görme nispetinde de başlar ölçüsüz kucaklama, ölçüsüz merhamet etmeye. Yani takvası bozulunca, takva bozulunca ne demektir? Takvayı karpuz gibi düşünün. Çok güzel ölçüler bunlar. Karpuz gibi düşünün. Yarın. İçinde ne var? Vicdanın içinde ne varsa takvanın içinde de aynı şey var. Takva denilen ibadeti kamil ediyor. Yani vicdan aynı zamanda takva diyor ustad. Çok ilginçtir. Ondan sonra bak. Efendim. Yukarıda da var abi. Ondan sonra Hutbe-i Şami'yi aradım ama var buldum. Varmış. Bak, vicdanın anası rehbası. Vicdanın dört tane içeriği, unsuru. Ruhun dört havası, aynı zamanda anası rehbası vicdanın. Bu şeyler, o dört tane şey, ruhun da havasıymış. İrade, gir içeri, zihin, his, latife-i Rabbani. İyi dinliyor musunuz? Üç tane şey aynı olacak. Vicdanın anası rehbası, ana dört ayağı, aynı zamanda ruhun dört havası bu. Neymiş onlar? İrade, zihin, his, latife-i Rabbaniye. 136'dan okuyorum. Her birinin bir gayetül gayatı var. Yani her birinin bir işlevi var. Bir şey dokuyor. Bir kumaş dokuyor. İradenin ibadetullah'tır. İbadetimiz çok olursa irademiz çok güçlü olur. İrade güçlüyse ibadet de çok olur. İki, zihnin marifetullah'tır. Hissin muhabbetullah'tır. Latifenin müşahadetullah'tır. Bunu çokça zikrettiğim için bundan sonra pek zikretmediğim bir şey. Takva denilen, takva neydi? Menhiyattan ve günahlardan iştinab etme. Kastamonu 148. Tamam. Şimdi burada menhiyattan, günahlardan ama komprim bir tanımlaması var şimdi. Takva denilen, nedir takva? Takva deniliyor. Herkes takva, takva. Takla atan da takva diyor. İbadeti kamile, takva denilen ibadeti kamileymiş. İbadeti kamileymiş. Takva denilen kamil bir ibadet. Kamil bir ibadet. Denilen dördünü tazamun edermiş. Takva,
dördünde olan takva var. Bunun dörtte olan da takva olur. Takvada olan da bu dört tane şey işliyor demektir. Takvası olan da bu dört tane sistem işliyor. Onun için takvası var. Bunlar işlemezse takvası olmaz. Takva dişe vuruş. Neymiş? Dördünü tazamun eder. Ha, takva denen ibadeti kâme dördünü tazamun eder. Yani irade, zihin, his, latife rabbaniye bu dördünü tazamun ediyormuş takva. Takva bunları kullanıyor. Bunlardan biri olmasa o zaman o insan takvalıyım. Yok, düşük oluyor. Çünkü takvada başka şey de var. Takva denilen ibadet-i kâmili dördünü tazamun ediyor. Ama aynı zamanda takvada terkler de var. Terkler dimâit, bu irade, zihin, his, latife, rabbani, kalp ve kalbin içerisindeki vicdan, vicdanın içi. İki ayağı var diyebilir miyiz o zaman abi? Bir kafaya bakan, bir kalbe tabii, bakan. Tabii tabii, takva ikisini de cem ediyor. Peki abi şöyle diyebilir miyiz o zaman? Hani bu irade, his, zihin, latife, rabbani'nin karşılıkları var ya. Şimdi müşahedetullah, marifetullah vesaire. Takvada da mesela takvalı bir insanın aklı devamlı Allah marifetiyle meşgul. Kalbinde sadece Allah'a karşı olan muhabbeti var, muhabbetullah. Bedeni devamlı ibadullah, ibadetullahla meşgul. Hem de nerede olsa, nereye baksa müşahedetullahı müşahede ediyor. Evet. Tabii işlevi, işlevi olunca, çalışınca bunlar meyve verecek tabii. Şimdi ben buraya niye atladım? Şimdi bir nurcu zahirden hakikate geçmezse zahiri malumatlarını bak iyi dinleyin burayı. Yeni bulduğum bir şey. Allah'ım nasip etti. Doğrusunu bulana kadar doğru budur benim. Doğrusu birisi bulur veya ben bulursam değiştirir. Nedir o? Bir kadınlar sormuştu da buna girmeden bunu bitireyim. İbadeti kamile dördünü tazamun eder. Şeriat nedir? Bak, hep külliyattan. Keşke bütün derslerim böyle olsa benim. Bak, şeriat nedir? Allah'ın emir ve yasakları değil mi abi? Başka? Şeriat de, yani hiç, lugata hiç bile bakmıyoruz ki kitap okuyunca. Çünkü biliyoruz ya, hepimiz dahiliz. Evamir-i tekbir, sünnet-i seniyye. İbrahim, takva ne kardeş sevgili? Takva mı abi? Sevgili Maximilianus'un. Şeriat, takva ibadet. Ha tek şeriat. Bazıları diyor ki Maximilianus nereden çıktı? Makam sahibiyken, saraydayken, elit tabakayken hak ve hakikati gördükleri zaman makamını, parasını hiç nazara almadan hakka teslim olup ölümü göze alan mücahit kahramanlar. Ashab-ı Kehf'in içine geçen orada geçiyor. Maximilianus diye kafamda kalmış böyle. Neyse, şeriat nedir şeriat? Diyor ki, şeriatın imani ve ameli cenahları ile şeriat, iman ve amelin cemidir. Şeriat, iman ve amel cemidir. Karışımından. Bak, şeriatın imani ve ameli cenahlarıyla makama tali uçmak ne oluyor sonra? Ve bu dünyada saadet-i ebediye, bu dünyada, iyi dinle İbrahim, bu dünyada saadet-i ebediye bakmak belki de o saadete girmektir. Hani İmam Rabbani Hazretleri'nde nakil yaparım ya, havasın cennette beklediği o cenneti haletleri olacak ya. Şeyh Havas diyorum tabi. Avam öyle mi? Avamın cennette beklediği, arzu ettiği, olacağı o halet-i ruhiyeleri Havas daha dünyada yaşar. Ruhunda bunları yaşar. Burada bana söyle bir tane de bir yerde göstereyim. Şeriatın imani ve ameli cenahları ile makamat-ı aliye uçmak, uçma deyince adam geldi. Ve bu dünyada, bak iyi dinle bu burayı. Ne oluyor takva gelişince? Ne oluyor biliyor musun? Bu dünyada o bahsedilen, Allah'ın bahsettiği saadet-i ebediye bakarsın.
belki de o saadete girmektir. Hani yıldızlar diyor ya, hem alem-i şehadete bakar hem baki memleketlere bakar. Evet. Bu insanlar, berza insanlar, hem oraya bakıyorlar hem buraya bakıyorlar. Peki bakışta ne yapıyorlar? Bak buna bak. İyi dinle. Takva denilen ibadeti kamili tazamun eden. Takva neydi? Dima ve kalp bütünlüğü. Kalpte ne vardı? Vicdan, irade, ibadetullah, zihin, marifetullah, his, muhabbetullah, latife, latife-i rabbani, müşahedetullah. Koy tencereye, karıştır. Tamam mı? Dima'daki terkler. Kafada terklerle çalışır. Kalp, sünnet-i seniye ve zikirle çalışır. Bu işte terklerle. Çünkü terk oldukça ilham, sunuat, tuluat, işaret, rumuzatlar başlıyor yağmaya sana. Bir şey yapmıyorsun ya. O hatırıma geldi, aklıma geldi. Peki, o saadete girmektir ve bakmaktır diyor ya. Bak şimdi. Kaç abi, kaçıncı sayfa? 457. Mektubat. Başka bir yerde söyleyeceğim, bak şu göstereyim. Allah Allah. Ne acayip bir şey. Burada bakmak dedi ya, saadet ebediye bakıyorlar. Böyle ha, seyrediyorlar. Bir tanesi bana ne dedi biliyor musun? İnan, saf saf, safa, safada. Yani hani haşa tövbe estağfurullah, Peygamber Aleyhisselam'a ilk vahiy gelince şüphelendi. Şeytan mıdır, melek midir? Hazreti Hatice radiyallahu anha, Baraka bin Nefel'e gitti de o bir yol gösterdi ya. O geldiği zaman işte bana geldi dedikleri zaman yanına oturup bakayım gidecek mi? Hala gitmemişse başını aç demiş. Eğer melek gelmişse kaçar. Eğer şeytansa baş açık olanı sever. Orada olur. Baş açınca kayboldu. Müjdeler olsun dedi. Bu şeydir. Melektir dedi. Şimdi niçin bunu konuştum? Saadet ebediye bakar. Ha ya. Peki, bak, ha Nurcu, saf terik şöyle bir Nurcu. Bana ne dedi biliyor musun? Allah Allah, demek caiz mi değil mi ya? Bir parçasını diyeyim. Parçasını. Ha, abi, buyur dedim. Abi ya, hani ustad diyor ya Mesnevi'de, namaza durmadan önce, gözün kapat. İftiftar tekbirinden önce Kabe'yi hayal etmek. Abi bir hayal ettim. Abi bir ya. Tamam ama takıldım. Adam bakarken geçmiş. Haberi yok. Abi takıldım. Namazda oralar gözüküyor dedi ama ya bu kadar kuvvetli hayal nasıl oldu bende diyor. Hem kurtulmak istiyorum hem kurtulamıyorum dedi. Neyin nesidir? Ya dedim insanı şeytan vesvese şey yapıyor onun için falan. Ben de şey yaptım dedi de. Yani adamı tabii şey yapmasın diye saf saf hakikaten geçmiş. Dedim ya hayalindeki, abi ya hayalimde ama öyle adamlar da görmemiştim. Demek ki görmüşüm de haberim yok. Bakıyorum dedi gözüküyor dedi. Bir sefer olmuş hep görüyor muymuş öyle? Yok bir defa olduğunu söylüyor. Yani ben dedi rahatsız mıyım dedi. Rahatsız değilsin ama dedi, iyi de değilsin dedim. Durumu iyi değil. Ya saf ya. Bir tanesi dedi ki... Cenab-ı Hak da veriyor. Her neyse. Ne dedi abi? Onun da yarısını söyle abi. Ondan olsun abi. Ehli hakikatın bir kısmı... Nasıl ki bak, ehli hakikat... Allah Allah. Nereye okuyorsun abi mektubu? Mektubat 19 bak. Ehli hakikat. Başını kaybettin mi aşağısını kaybedersin. Mesela şöyle Risale-i. Bab-ı insaniyet ismi hakim ve ismi hak ve hakimin cilvesidir. Bunu kaçırma. Bu paragraf bunu izah edecek demek. Bunun açılımı demektir. Bu ismin açılımıdır, kaçırma. Bak ehli hakikat, hakikat ehli. Kimmiş? Bir kısmı. O ehli hakikat enfüse dönmüşse ismi veduda mazardırlar. Çalsın çalsın ezan. Konuş. Ezan. Severim ya. Yani. Oh. Almaya da ezan.
bir de okuyayım. Ehli hakikatin bir kısmı. Nasıl ki ismi ve duda mazardırlar. İyi dinleyin. Ama unutmayın şunu da. Peygamber aleyhissalatü vesselam, kaçırmayın burayı. Peygamber aleyhissalatü vesselam şahsiyeti manevisi neyse etkiyay ümmeti, ümmetinin seviyesinde ümmeti olanlar, seviyesine göre herkeste Allah Resulü'nün halet-i rüyesi olur. Onun için Muhammedi derler. Bu Allah Resulü nasıl bir halete mazarsa İmam-ı Rabbani Hazretleri o cinsten, Ustad Bediüzzaman, Mevlana, yani şunu bu. Oraya ona sadakati nispetinde. Burayı anladınız mı? İlk önce peygamberden misal verdim. 3 tane vereceğim. 1. Peygamber aleyhissalatü vesselam nasıl bir halet-i rühyesi varsa Muhammediler de onu takip edenler de derecelerine göre bu halet-i rühye insiba ve inikas ediyor. Sanki süzgeçten geçiyormuş. Evet. Mesela fabrikada çay fabrikasını seyrettim. 2 numara. Çay çıktığı zaman, kesildiği zaman tozsa hemen delikten geçiyor. 3 numara ikinci delikten düşmüyor. 3'e geliyor, o delikten düşüyor. 3 oluyor. Bu delikten düşenler 4 oluyor. Hiç düşmeyen aşağıda 6 numara. Biz 6 içiyoruz. Bilin ya. İyi dinleyin. Bak ne anlatacağım. Allah Resulü'nün bir hadisi var da. Dininizi kimden öğreniyorsunuz? Farkında mısınız? Onu şerh edecek inşallah. Bunu koyduk mu kenara? Hangi cemaate bağlısın? Kadiri, Nakşi, Nurcu, Mahmud Efendi, Süleymancılık vesaire. Şimdi o baş olan kişi de halet neyse cemaatine da sirayet eder. Ve inikas eder. Tamam. Peki Nurculukta da böyle. Ustad halet üyesi sirayet eder. Sonra üçüncü bir mertebe daha inceleşiyor. Yani daha kabalaşıyor yani. Bu nurculuktan konuşacağız yani bizim mesleğimiz. Süleymancılar mesela ikiye ayrılmış. Nakşiler 33 tane. Tamam. Şimdi nurculukta da temelde iki tanedir. Okuyucularla yazıcılar. Diğer şey değil. Şimdi eğer sen bir abi ablayı takip ediyorsan onun haleti de sana sirayet eder. İnsiba ve nikas olur. Onun gibi haletler olur. Onun gibi nasıl anlarsın? Kelamlar öyle olur. Öyle düşünmeye başlarsın. Ama haberin olmaz. Çünkü seni boyalar o. Ha? Şimdi iyi dinleyin. Bunu okumadan önce ustadımız hangi halette boyalanmışsa bu şimdi okuyacağım şeyde de sizde bir şeyler uyanacak. Ehli hakikatın bir kısmı hepsi değil. Nasıl ki ismi ve duda mazardırlar. Ve azami bir mertebede o ismin cilveleriyle mevcudatın pencereleriyle vacibül vücuda bakıyorlar. Nereye bakıyorlarmış? Bak ne dedik burada? He? Kardeş böyle okuyacaksın. Şeriatın imani ve ameli cenahları ile. Ne olacak? İmani ve ameli. Makamat-ı aliye uçmak ve bu dünyada saadet-i ebediyeye bakmak belki de kesinliktir Arapçada bel. Belki de o bakanlar, belki de o saadete girmektir. Bakıyorları, parmağınızı koydunuz mu belgele? Bakıyorlar. İsmi ve duda mazardırlar ve azami bir mertebede, o azami mertebede İbrahim, maşallah çiziyorsun tamam. Azami mertebede o ismi ve duda mazar olanlar, ne oluyor o mazar olunca? Mevcudatın pencereleriyle. Bu penceredir. Bununla gözlük. Bununla
Oraya bakıyorum. Bununla mevcudatın pencereleriyle nasıl heyecanlanmayayım? Vacibül vücuda bakıyorlar. Anlıyorlar, düşünüyorlar, fark ediyorlar değil. Vacibül vücuda vedud, ismi veduda mazhar oldukları için mevcudatın pencereleriyle, bu pencereymiş ha, bu çiçek gibi burada, burada çiçek. İsmi veduda mazhar olanlar şöyle, bu kalkıyor nazarlarında. Eskide Türkiye'de burada bilmiyorum, kırtasiyede kart postal satılıyordu, kart böyle. Hiçbir şey yok, nokta 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 noktası yok. Diyor ki kartın altında, 2 dakika gözünüzün kapağını oynatmayın, dik bakın, hiç oynatmayın. Hop, o değişiyor. Aa, kuşlar uçuyor. Kuşlar uçan dağlar var, denizin kenarında, vadilerde şu var bu var. Meğer arkasında boyut koymuşlar. Dikkat edersen burayı göz görmüyor, hayal görüyor. Gözün gördüğü yerde hayal görüyor. Fark ettiniz mi? İyi dikkat edin. Göz baktığı yerde göz göremiyor. Gözü pencere diye diktik. Hayal diyor ki, dur orada, sen çekil. Hayal devreye giriyor, arkayı seyrediyor. Ha? Biraz daha gittin, gittin, gittin. O kartta yok ama bende oldu. O hayal, tasavvur dedi ki, çık oradan. Göze çık dedi, tahayyüle çık dedi. Tasavvur, düşünce, Allah Allah. O delikanlı öyle oldu. Bak, namazda iftida tekbirinde Kabe'yi hayal etmek sünnettir diyor ya Ustad Mesnevi'de. O da hayal etmiş, takılmış çocuk. Allah Allah, hayal etmiş Mekke, tamam mı? Öyle. Ya Rab niyet eyledim, teveccühü ila beytike şerif. Ondan sonra, hayal ediyor ya Kabe. O taktı, Allah takmış işte. Takmış, Allah Allah, orayı seyrediyor. Dolaşanları. Ondan sonra diyor ki ben psikoloji bozuldu mu diyor. Yani bozuk biziz de. Çocuk bilmiyor. Yani bozulmadın ama düzgün de değilsin dedim yani mahsusla. Yani unutsun onu. Şimdi bak. İmama bakıyor. Kabe'yi seyrediyor. Karta bakıyor. Karta bakıyor. Arkasındaki dereleri görüyor. Kart. Ha, çiçeğe bakıyor. Yaprağa. Mevcudatın pencereleriyle vacibül vücuda bakıyorlar. Ha, bu ehli hakikat. Şimdi ustad, niye 3 tane kategori şey yaptım? Allah Resulü'nün haleti rüyesi, ustadın haleti rüyesi, bulunduğunuz grubun başında bulunanların haleti rüyesi. Tırır ister istemez. Şimdi bunu bunun için söyledim, şu okuyacağım şey için. Öyle de, şimdi sana da sirayet ediyor. Hiç ender hiç olan kardeşinize, İsterseniz bir camı şey yap. Aç orayı şöyle. Açtıktan sonra okuyacağım. Aç abi. Aç. Güzel. Burayı da aç. Kaçırmanızı istemiyorum. Onun için anlamak adına. Ha. Tamam mıyız? Sirayet et. Bize ne sirayet ediyor? Hiç ender hiç olan kardeşinize. Yani bir makamdan bahsediyor. Hiç ender hiç. Olmuş yani. Hiçliğimi anlamaya çalışıyorum. Ama burada tevazu kılıfı var burada. Yani hiç ben hiç böyle. Oysa hiçliğimi bilmeye çalışıyorum. Başka? Kendine vücut rengini ver mademe düşersin diyor. Hiç olunca ne oluyor biliyor musun? Hiçbir belirleniş yoktur. Vücut alemleri hiçlikte inşa ediliyor. Hiç ender hiç o demek, İyâke nâbudu ve iyâke nestaîn makamı demektir. Allah taayyün ve teşahhus ediyor. Tamam mı? Hiç ender hiç olan kardeşinize, niçin bunu şey yapıyor? Tevazu perdesi altında, peki bunu neye zikrediyor? Umumu hukukatta tevazu yapamaz, hakkı yoktur. Abi çok güzel Risale-i Nur, ya estağfurullah ya, öyle zannediyor. Sen bunun hukukunu, tabii ya tabii çok güzeldir Risale-i Nur. Sen kendi şahsından vazgeç. Sen kendine tevazu yap. Bu makamdan çıktıktan sonra.
Risale-i Nur'un makamını anlatırken tevazu hakkın yoktur senin. Ketmedemezsin. Evet. Ama abi çok hoş oluyor, güzel ders oluyor. Elhamdülillah. Yok estağfurullah. Var ya Risale'de. Sen bir gömlek elbise giysen. Oo abi çok güzel oldun ya deseler. Tabii canım benden daha güzel var mı? Enaniyet, gurur, kibir değil mi? Desen ki yok canım güzellik bizim buldu ya ne güzeli. O da küfranı nimet. Hem küfranı nimet hem kibirden kurtulmak için evet kardeşim güzellik var ama bana ait değil. Bana giydiren zata aittir. Tamam. Şimdi hiç ender hiç olduğundan hiç ender hiç olan kardeşinize yalnız hizmeti Kur'an'a istihdamı hengamında ve o hazine-i binihayenin delalı olduğu bir vakitte ismi Rahim, diğerlerini perde kullandı Vedutçileri, ismi Rahim çıkıyor ve ismi Hakim memazariyetine iki vasfıyla ben diyor hizmeti Kur'an'a istihdamı hengamında bir ve o hazine-i bin nihayenin dellalı olduğum bir vakitte iki. Ne oluyormuş o zaman? İsmi Rahim bir, ismi Hakim çekiyor iki, mazariyetine medar bir vaziyet verilmiş. İsmi Rahim ve ismi Hakim mazariyetine medar bir vaziyet verilmiş. Ne oluyormuş o zaman? Verilmiş. Tamam da söylesene. Ya beni deli etme ustadım. İsmi Hakim'e mazariyet bir vaziyet verilmiş. Adamlar mevcudatın pencereleriyle vacip vücuda bakıyorlardı. İsmi ve duda mazar. İsmi ve duda. Sen ise ismi Rahim ve Hakim'e mazar oldun. Tamam. Ne oluyor ondan sonra? Söylesene. Bütün sözler o mazaretin cilveleridir. La tamam da de ya ne olmuş? Demedi. Hadi benden evallah. Demedi. Hadi benden eyvallah. De ya. Bir öyle değil mi? Baksana. Desene kardeşim. Ne olmuş yani? Biz de biliyoruz canım ismi. Peki no, ya sözlerde وَمَنْ يُتَلِكْ مَتَفَقَدُوا دَنْ خَيْرَ كَسِرَا كِمَا هِكْمَتْ وَلْمِسَا Ona çok büyük hayırlar verilmiştir. Bütün sözler bunu mazar. Ben de biliyorum canım başka yerlerde okuduk. Tam da burada niyeti ne olmuş yani? Niye demiyorsun? O ismi veduda mazar olanlar mevcudatın pencereleriyle vacibül vücuda anlıyorlar. İdrak ediyorlar demiyor. Bakıyorlar diyor ya. Bakıyorlar. Miraç. İsmi Rahim. İsmi Rahman değil ha. Deli olacağım en çok ha. İsmine Rahman'ın Rahim'deki Rahim. Biliyorsun enfüse bakar. Ehli imana bakar. Kafire bakmaz. Rahman kafir mümin fark etmez. Tamam. Yani Rahim'e azami derecede mazar olanlar ahireti, gaybi, melekütü dünyada yaşayan tiplerdir onlar. Rahim böyle yapıyor. Mesela Rahim ne yapar? Allah'a ve ahirete iman eden Müslümanlara herkese ruhsal lezzetler veriyor. En düşük. O Rahim'den geliyor şu andaki rahatlık. Rahim. İyi misin Murat? İyisin değil mi? Ahirete iman eden etmenin dünyadaki bedeli nedir biliyor musun? Dünyadaki hayatını tanzim etmektir. Evine cennet hayatı getirmektir. İmanı bil ahiret aileye hükmederse ev hayatın cennet olur. İmanı bil ahiret sana hükmederse o nispetle ölüm korkusu kalkar. Kefen mefen kalmaz. Ölüm denen bir şey yoktur. Tebdili mekan, tahvili vücut, itlak ruh olduğunu. İmanı bil ahiretle bunu atlıyorsun. Tamam. Yani ahirete iman artma. Peki ahirete İman etmenin dünyada seni besliyor. Sırf ahirete iman etmenin kârı ahirete yok ki. Allah'a iman etmenin kârı sırf ahirette mi var? He? Allah'a iman etmenin dünyada kârı yok mu? Evet ki ahirete iman etmenin ahirette mi faydası var sizin? Deli olacağım ya. Allah Allah. Olur mu? Ha, ismi Rahim ahireti buraya taşıyor. Ne oluyor sonra sende? Sende ne oluyor?
delikanlım benim. Ne derse beni mazur görün ya. Bak, ne oldu sana? Ne oldu biliyor musun? Öyle bize kaçma yapamazsın. Biz de nur talebesiyiz üstadım. Hiç. Kurban olurum senin davana. Kaçamazsın vallahi. Birbirine sarılı, çok yapraklı bir göncesi gibi şu alem birbiri perde içinde sarılı, birbiri altında saklı alemleri bu alem içinde gördüm. 18 bin alemi. Birbirine sarılı, çok yapraklı bir gül goncası gibi şu alem binler perde içinde sarılı, birbiri altında saklı alemleri bu alem içinde gördüm. Sonra ne yaptın sen onu? Gördün de nerede kullandın? Her bir perde açıldıkça, o alemleri tay ettikçe diğer bir alemi görüyordu. Peki ne oluyor sonra? O alem ise ayetinin arkasındaki efke zulümati fil bahri lücüyin yaşahu mevcun min fevki mevcun min fevkihi sehebun zulümatun ba'duha fevke ba'din izâ ehreca yedehu lem yekâde yaraha فَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللّٰهُ لَهُ نُورًا فَمَنْ لَهُ مِنْ نُورًا Ayeti tasvir ettiği gibi bir zulümat, bir vahşet, bir dehşet karanlık içinde bana görünüyordu. Ondan sonra birden bir ism-i ilahin cilvesi bir nuru azamı gibi görünüp ışıklandırıyordu. Ondan sonra geçiyor artık alemleri kullanarak, ben uzatmayayım. Alemleri kullanarak alemlerin sahibinin kelam ve rüyetine, burada anlatıyor, kelam ve rüyetine mazar oluyor, miracı oluyor. Bunu en güzel şey yapan zemini, mirat zemini dördüncü şuadır. Miraçtaki hadiselerin hatıralarını gelip bize anlatan 7. şu an. Ayet-i Kübra. Aradığımız zatı aradığımızdan sormalıyız. Aradığımız zatı... Abi yanlış bir şey mi bu? Mesela Hazreti Musa aleyhisselam kelamına mazhar oldu değil mi? Evet, Musa aleyhisselam, bir dakika. Musa aleyhisselam, kelimullah. Evet. Kelamına. Üstad'a ise şimdi dedin hem kelamına Hem ruhiyetine. Tabii onlar o cami, mertebe. Bunlar şeydir. Çünkü bu ayet şöyle başlamış. Allah nuru semavati vel ard. Kardeş, Bismillahirrahmanirrahim'deki Allah isimdir. Zatı değil yani. Yani şu. En merkezden söylüyorum. En merkezde mahiyeti zatiye. Bunun hakkında bir bilgi yok. Olmamış olmayacak. Allah, sen kendini en iyi biliyorsun. Sen kendini bilen yine sensin. Bu. Bu diş şunat-ı zatiye. Biraz da çıktı sıfat. Biraz da esma. Esmadaki Allah'tan konuşuyoruz. Şimdi, soğuk olduysa bir tanesini kapatabiliriz. Nurcu, eğer böyle enfusi tefekküre geçemezse, takvası zarar görür. Takvası zarar görürse, dört sıfatı zarar görür. Yani iki yer zarar görür. Bir diman, bir de vicdan. Takva ikisinin cemiydi. Şimdi vicdanda zarar görürse irade vardı, ibadetullah pek olmaz. Zihni vardı, marifetullah pek olmaz. Takvası bozulursa. Hissi vardı, dostu düşmanı karışık olur. Muhabbetullah. Yani hissin vazifesi Allah dostlarıyla beraber, düşmanlarıyla beraber. Bir insan Allah düşmanlarıyla beraberse
vicdandaki hissi tahrip olmuş veya zarar görmüş. Sonra belirli bir mertebesi de var ki Latife Rabbay Müşahadetullah. Dimada teklerle çalışıyor. İkisini karıştır. Takva. Çünkü takva menhiyattan ve günahlardan içtinab etmek. Menhiyat ve günah. Bunu günahla koruyacaksın. Bunu menhiyatlardan, yasaklardan, terklerle koru. Bunu günahlardan koru. İşlenilen her bir günah, kafamıza giren her bir şüphe, kalp ve ruhumuza yaralar açar. Her bir günah içine küfre gidecek bir yol vardır der. Tamam mı? Eğer bir nurcu takva mesleğini, yani enfusi alemini, yani bu tefekkür edebilmesi için kesinlikle ve kesinlikle takvası olması lazım. Takvası olmayanın tefekkürü olmaz. Ama adınız gibi bilin bunu. Bir insanın ne kadar takvası varsa o kadar tefekkürü var. Ne kadar tefekkürü varsa o kadar teslimiyeti var. Ne kadar teslimiyeti varsa o kadar saadet-i dareyni mazardır. Takvası yoksa taklası var. Bir daha, bir insan ilim alır. Ha, kadınlar sormuştu. Hocam diyor, ilim onu tard eder. İlim onu tard eder. Cehil onu davet eder. Tamam. Şimdi şeytanın ilmi vardı. Malumat. İlmin bir sıfatı malumattır. Malumat, ilime dönüş. Ya diyor, hadi şeytanın ilmi olsun. Malumatı vardı. Peki bu ilim onu şeytan olmasına niye mani olamadı? Bu ilim onu niye koruyamadı? Hazreti Ali diyor ki, malı siz korursunuz, ilim sizi korur. Niye bu adamı, şeytanı korumadı? Tamam mı? El cevap. Şeytanın ilim içerisindeki malumatı vardı. İlmin kendisi değildi. Ne demek? Dimağda itikat var, kalpte iman var. Her itikadı olanın imanı yoktur. Her imanı olanın itikadı vardır. Onun için Allah Resulüne itikat edip iman etmeyen kişiler Resulullah'tan sonra dinden döndüler. Mürtet oldular. İtikatlar vardı, imanları yoktu. Bak sayın dimağı, garip garip bakıyorsunuz. Aşağıdan yukarıya, soğan kabuğu gibi içeriye giriyorum dima. Bak, tahayyül, tasavvur, takul, tasdik, izan, iltizam, itikat. Yedi, ben mi uydurum? İtikat dimağda. İman ise kalpte. Lemat'ta diyor ki, imanı kafada, elde, ayakta ama kalpte. İtikadı olup imanı olmayan hocalıkta yapar. Tamam, veya imanı zayıf. Hiç kendisine yakışmayanları yapar. Şimdi ben Nurcu'dan bahsediyorum. Bak kardeş, çok önemli, çok üzerinde durduğum zannediliyor. Ama korkunç bir yumağı çözmeye çalışıyorum. Bir Nurcu terkleri ve eylemleri, takvası yoksa, Risale-i Nur'u enfusi tefekkürü, takvası yoksa enfusi tefekküre geçemez. Tefekküre geçemeyen teslimiyeti olamaz. Teslimiyeti olamayan saati dairene giremez. Şimdi şeytan niçin ilmiyle ilmi olduğu halde şeytaniyetten kurtulamadı? Çünkü ilmin içerisinde bir sıfat var. Malumat. Malumattan ilme geçemedi. İlimden geçemeyince ilim tefekküre inkılap etmedi. Tefekküre inkılap etmeyince tevekkül olmadı. Tefekkür, tevekkülü olmadı. Tevekkül teslimi olmadı. Teslim seleme İslam. Teslimi de olmayınca saadet-i dariyeni olmadı. Demek ki ilmin alt veri tabanı malumattır. O malumatla biz ilme geçeceğiz. İlim canlı ve ruhludur. İlim canlı ve ruhludur. Korur seni. Kur'an ilimdir. Kabirde seni koruyacak. Takvası, peki ne olur bu buna geçemeyen bir nurcu? Ölçüsüz sevgiler, kucaklamalar olur. Affederler. Ya uzatma onu, ya dil uzatmayın o adama.
O ya Müslümandır ya. Ehli kıbledir. Münafık da ehli kıbledir. Münafık da namaz kılıyor. Bu sefer ne olur? Ölçüsüz kucaklama, ölçüsüz merhamet etmeler başlar. Hatta dine zıt olan hareketleri de met etmeye başlar. Ya tamam da o kadar şey yapmayın ya. Hukuklar birbirine girmeye başlar. Şahsi hukuk, umumi hukuk birbirine girer. Gider umumi hukuk Risale-i Nur'a zarar vereni Ali Cevan-ı Abani affeder. 25. sayfa 10, 20, 25 Kastamonu. Kendi umumi hukuka taalluk eden bir mevzu mesela Risale-i Nur sadeleştireni Ali Cenab-ı affeder. Sen kimsin ki kimin hukukunu affediyorsun? 25. sayfa Kastamonu. Ali Cenab-ı umumi hukuka tecavüz edeni diyor Ali Cenab-ı affeder. Sen kimsin? Şahsi hukuk, umumi hukuk birbirine girer. Hatta şahsi ve umumi hukuku ayırt eden, umumi hukuka taalluk eden kirisan umumi hukuktur. Malum. Ona zarar verenlere ümmeti uyarmak için hücum eden veya bunu sadeleştirmeye karşı şey yapanlara gösteriyorsun, adam seni tenkit ediyor. Onu bırakmış seni tenkit ediyor. Abi o zaman şöyle bir şey desek doğru olur mu? Mesela nasıl ki iman, hani itikadı var ama kalbe inmeyince imanı tehlikede bu kişinin. Aynı keza bir nurcu da enfüse geçemezse. Tehlikede. Nurculuğu tehlikede o zaman. Niçin biliyor musun? Dostu düşmanı birbirine girer. Nasıl girer? Şahsi hukuk, umum hukuk birbirine girer. Devam edeyim. Çünkü çabuk bitireyim. Çok sayfa var. Şahsi hukuk, umum hukuk karışır. Dostunun düşmanı, düşmanın karma çorman olur. Çok şiddetli grup taassubuna inkılap eder bu. Çok şiddetli cemaat taassubuna inkılap ederler. Bundan dolayı. Çünkü vicdandaki his birbirine girmiş. Beni de sevmesi gerekirken beni tenkit ediyor. Çok şiddetli grup taassubuna inkılap eder. Hizmet namı altında gıybetler, iftiralar, maddi mücadeleler baş gösterir. Binalar kavgaları başlar. Matbaalar kavgası başlar, sizindi bizimdi, ortak almıştık bu dershane başlar. Başka grup arkadaşına veya din dini cemaata din düşmanı, davayı bozan hain nazarıyla bakmaya başlarlar. Kendi grubunun içinde başka gruplara nurcu düşmanı, Risale-i Nur'a zarar veriyor, istikameti bozuyor diye din düşmanı gibi bakar. Belki de din düşmanına o kadar gayzı yoktur. Kendisi bile tatmin olmadığı zahiri okumalara ısrar eder. Oku oku anlarsın. Üstad mektubatta diyor. Okudum okudum tamam. Ülfet başlıyor diyor. Ülfet. Tahkik mesleğine geçtim diyor. O malumatlar beni meleğe alaya götürdü diyor. Tamam mı? Enfusi tefekkürüm inceden inceye. Yetmiyor. Derinden derine. Afaki tefekkürlerde, malumatlarda icmali geç. Zahire ısrar etmeye devam eder. Oku oku tamam, oku oku tamam. Tamam da buna öyle bir zarar veriyorsun ki okutma ile zannediyorsun ki kar veriyorsun. Adam okudu tamam diyor ya, ülfet oluyor ya. Keşke okumadan da aç olsaydı de ya tamam canım biliyorum demeseydi. Ya bir okusam, bir fırsat olsa da okusam ya falan. Demek daha evladır okuyamadığım. Artık vesileler, maksat, maksatlar vesile makamlarına dönüşü verir onda. Dava kardeşlerini kah sadakatsız, kah ihlassız, kah şöhret peşinde koşuyor, ithamını yapar. Birisi hizmet etse takar bir kulp. Hizmet ediyor, doğru da ama biliyor musun neyi takip ediyorsun? Beyefendi neyi takip ediyor söyle bakalım. Kalbini mi okudu? Lan işte Risale'yi anlatıyor. Ne okuyor? Ne anlatıyor? Hemen bakar bir kulp takar. Başlar felsefe merakları. Başka. Eğer Risale-i Nur okuyan enfusi, soruyu kaçırmayın. Enfusi tefekküre başlamayınca zahirde okuduk ya işte şeye başlar. Ülfet belası olur. Yeni yeni şeyler aramaya başlar. Tefsir merakı başlar.
tasavvuf merakı başlar. Takvayı kaybeder de 10 dakika 20 dakika konuştuk. Başka bir madde. Başlar felsefe merakları. Felsefe merak etmeye başlar. Başlar hizmet namı altında şurası senin burası benim diye namı altında yerinde oturmaz hale gelir. Şu devlet, bu devlet, o şehir, bu devlet. Bu da içsel sıkıntıdan kaynaklanıyor. Oyalanma bunlar. Oysa vakıf, vukuf, oturan, yanında kalanlara agresif, asabi, geçimsiz, zehir olmaya başlar. Şahıslar öne çıkarır. Şahıslar onun da zarzanda şahıslar öne çıkar. Baki hakikatler şahıslara bağlanır. Şahıslar öne çıkar, hakikatler geri kalır. Artık onun ölçüsü kim dedi? Oo, çok güzel bir cümle ya. O Bülent o çok güzel bir cümle. Bir dakika. Bir dakika. Kim dedi Bülent? Murat abimin. Nerede gördün lan? Sil lan şunu. Sil şunu. Ben mesela yaşadığımı söyleyeyim. Mesela bu Nurcu değil ama örnek. Bizzat yaşadım. Ben talebeyim. Lise talebesiyiz. Amcam şiddetli karşı. Bilmiyor ya. Burç'ta abi tanıyorlar. Yakın köy. Bekar ya bizim yerinde. Ulan bekar olacak falan olacak ya. Yani dinsizlik adına değil. Rüştü abinin bekarlığını biliyorlar. Bu da ona kayıyor fazla falan diye. Kısıyorlar tabii. Ondan sonra bayağı köşe hep gizli okuyorum. Ulan takvim. Amcamın işi saatli marifetli takvimine. Böyle bir takvim markasının devamlı. Onlar alır. Dedemden kalmadır. O artık varisiymiş gibi. Saatli marifet takvimi. Böyle kafamda kalmış. Ona orada ondan sonra o takvimi kesinlikle kimse koparamaz. İstiyorsanız sana takvim alayım. Ama benim için dokunmayacaksın. Dedemin de böyle hastalığı vardı. Takvimi koparır kesinlikle hepsini okur. Takvim kültürü çok yüksektir. Amcam da. Şimdi çıkarttı. Hiç unutmuyor. Tabii ya. Çağırın Hasan'ı. Duydum. Buyur Emice. Amca Emice. Buyur Emice. Al şunu lan al. Senin kitabına mı benziyor? Al oku oku. Heh. Böyle şeyleri oku. Bunu oku. Tamam mı? Al. Ne yazıyor Emice ya? Oku da gör. Hakikaten. Ayet-i Kübra'dan bir paragraf. Fakat takvimlerde şöyle şey olur. Yazı dikdörtgeni alınır. Yazı burada. Şunun altında, dikdörtgen altına S nokta ne var? S nokta ne? O kadar izlemiş o tarihte. Ama yazının, yazı burada bitiyor ama bu dört dikdörtgenin altında küçük. S nokta ne? Aynı. Hiç unutmuyorum. Rabbim şahit. Eğer yalana şahit olursam kafir olurum. S nokta ne var? Ama çizginin dışında. Okudum. Ulan bizim şey. Allah Allah dedim. Tamam. Aynısını yazmışlar. Yok yok hiçbir şey. Hiç yapmadım. O zamandan beri biraz, kafa biraz felsefe kayıyor ya bizim. Böyle mantık. Vay be. Hah. Ne abi? Senin kitabına mı? Amca dedim ya. Hakikaten çok güzel bir yazı ya. Oku da biraz izah et de dinleyelim biz de. Dinlesin. Ondan sonra okudum. Nedi? Okudum. Oo böyle. Hı? O fırınla niye anladın lan? Nasıl anladın lan oraları? Emice biz de mektep okuyoruz. Ha tamam. Ondan sonra altında hiçbir şey demedim. Said Nursi. Ne? Ne ya uyduruyorsun Said Nursi? Said Nursi'nin mi? Dedi. Dedim Emice Said Nursi'nin olduğunu da onu da oku dedi. Dersi bitirdik zaten 20 dakika konuşuyor. Bak altına S nokta ne yazıyor? Said Nursi. Bakayım dedi. Aldı. Al lan al. Al. Burayı da bulaştırdınız. Şimdi şaşırdın değil mi? Biz de hemen hemen böyleyiz. Kim dedi onu? Ulan çok güzel bir cümle ya. Çok güzel bir dersti. Kim? Mehmet abi. Ya,
bırakın ya. Şöhret peşinde. Hizmete zarar veriyor ya. Bırakın onu. Hemen bil kurt takarız. Çok severiz bu işleri. Kurt takmayı. Ha, abi ama çok güzel dersin. Lan zarar veriyor, zarar. Hizmete sadakata zarar veriyor. Risale'nin onun verdiği zarar kadar kimse vermemiş. İşte o bir ders vardı ya. Haset mi, sadakat mı? Böyle bir başlık altına yazı var. Sadakat gibi gözüken haset yapıyor. Yani kim bundan bahsediyor? Bir nur talebesi tahkik mesleğine geçerse bunlar olmaz. Bir nur talebesi hiçbir makamdan hiçbir makama yok. Her makamdan bakıp hiçbir makama mahkum olmadan insanların farklılıklarını kendisine zenginlik katan ve bu hale inanan bir nur talebesi olur. Nurcu olur. Her mertebeden bakıp hiçbir mertebeye mahkum olmadan insanların farklılıkları, farklı anlayışlarını kendisine zenginlik kattığına inanan kamil insandır. Nurcu. Bak, anladık mı? Her mertebeden bakan, hiçbir mertebeye mahkum olmayan, insanların farklılıkları kendisine zenginlik katandır. Kamil nur talebesi. Abi öyle bir hadis var değil mi? İlim yabancılarda da olsa alın diye. Evet. Nasıl Çin'de de olsa. Devam ediyor. Peki ne yapacak? Dert imal ettin de çare. Şimdi çare. Ne yapacağız? Hemen şimdi. Zaman kaybetmeden tahkiki mesleğe dönmek olan enfüsü tefekkürle evvel, ahir, zahir, batın yöntemleriyle mevzulara bak. Ey alışan nurcu! Bunu okudun. Ne dedi? Misafir geldiği vakit bereketle medar oluyor. Öyleyse mahlukatın en mükerremi olan insan ve insanların en mükemmeli olan ehli iman ve ehli imanın mükemmelden bahsediyor. Ha, şimdi bunu okurken bunu evvel manası ne demek? Evvel. Evveluhu, ahiruhu, zahiruhu, batınuhu. Evvel ağacın çekirdeği. Ahiruhu ağacı meyvesi. Zahiruhu ağacın görünüşü. Batınuhu ağacın içindeki. Ha, hemen ama okuduğun risaleleri evveli göre düşün. Evvel ismine göre düşün. Ahir ismine mesela insan. Evvel ismine göre insan nedir? Nedir? Hakikat-ı Muhammediye cihetiyle insan kainatın çekirdeği aslısıdır. Ahir itibariyle insan nedir? Meyvedir. Kainatın meyvesidir insan. Zahir itibariyle şu insan kainat-ı ekber var ya, insan ekber. Kainat insan ekberdir. İnsan kainat-ı suradır. İnsan kainat-ı sura. Arka itibariyle mahiyet-i Muhammediye aleyhissalatü vesselamın hakikatine sahip. Ben olan ben ene. Tamam mı? Gibi. Hemen buna dön. Enfüsü tefekkürde ustadımız inceden inceye, derinden derine tefekkür ve tahkik eyle. Afaki tefekkürde ise icmali geç der. İnce Mesnevi Nuriye 147. Hemen enfüsü tefekkür arkadaş grubunu bulmak. Ya nasıl yapacaksın? Tek tek olmaz. Hemen bu grubu bulmak. Varsa onlarla beraber hareket etmek. İlle grubunu terk etme. Git o arkadaşlara. Kumar mı oynamak istiyorsun? Tek başına kumarcı olamazsın. Grupla yetişeceksin. Top mu oynamak istiyorsun? Eşeri de söylüyor. Top tek başına yetişmez insan. Grupla. Tefekkür mü etmek istiyorsun? Ne olmak istiyorsan o grubu bul. Haftada bir dersini ihmal etme. Enfusi tefekküre ihmal etme. Sonra takvaya dikkat et. Hizbul Hakayki Nuri'yi, Hizbul Kur'an'ı elinden bırakma. Hizmetin maddi tarafına sahiplenmek, yapman gerekenleri başkasına endeksli olmadan yapmak. Ne yapman gerekiyor? Hemen onu mu kaldırman gerekiyor? Hemen kaldır. Ya birisini bırakma. Yapman gerekenleri başkasına endeksli yapma. Sen yapıyorsan ben de yaparım. Sen hizmete sahip çıkıyor musun? Fatura yatıyor musun? Ben de yaparım. Yok yapmıyorsun, ben de yapmam. Sakın yapma böyle. O yaparsa ben de yaparım. O niye yapmıyor? Deme. Çoluk çocuğunu ihmal etmemek,
İlk önce onlardan başlamak. Başka? Laikaları notlar alarak okumak. Ehillerine sormak. Dostunu düşmanını risalelere göre kurmak. Sinir sistemimize ciddi zarar veren sık sık banyo yapmalardan, esbaplarından uzak durmak. Dostlarını, yaşlı akrabalarını aramak değil, ziyaret etmek ve dualarını almak, ihtiyaçları varsa gidermek. Öleceğini unutmamak, hatırından çıkarmamak. Nimetlere ve sana gelmesine sebep olanlara nankörlük yapmamak. Nimetlere ve nimetleri sana gelmesine sebep olanlara nankörlük yapmamak. Pazartesi ve perşembe sünnet olan mümkünse oruç tutmak. Ve misvağı bırakmamak, mutalalar ve müzakere, mutala şu, kendi başına araştırma yapmak, ondan, bu mutala. Mutalacılar bir araya gelip mutala ettiklerini ortaya koymak müzakere. Mutala ve müzakereli derslere katılmak, bu manada sana engel olanlardan uzaklaşmak. Ne yapıyorsun kardeşim? Öyle kitap mı okunuyor? Ne yapıyorsunuz bir araya geliyorsunuz? Lan fitne çıkaracaksınız lan siz. Diyenden hemen uzaklaş o adam. Senin enfus düşmanını bilmeyerek. Sana manevi zarar verenlerden hemen zaman kaybetmeden uzaklaşmak. Cemaat abisi de olsa uzaklaş. Veya hissettirme, git nerede yapılıyorsa oraya git. Oraya da git haftada ama kuvvetini oraya ver. Kendini yapılandır. Dinde hatır yoktur. Şahısların değil risalelerin ölçülerini ölçü yapmak. Ahir zamanda yaşadığını unutmamak. Dinimizi öğretecekler kişilerin veya cemaatlerin dinsizlerle beraber olabileceklerini hissetme anında oradan uzaklaşmak. Dinimizi öğreneceğimiz kişilerden veya cemaatlerden dinsizlerle beraber olma ihtimaline dikkat etmek. Cemaat kime taraftar? Ya cemaatimizin geleneğidir. Cemaatinin geleneğini sevsinler. Dinsizle berabersin. Cemaatin geleneği kişileri kale almamak mıdır? Tahkik mesleğini yapıyor. Niye oraya gidiyorsun lan? Niye oraya gidiyorsunuz? Olur mu ya? Bizim cemaatimizin bir geleneği var. Böyle geldi böyle gidecek. Cemaatin geleneği virak. Dinin geleneğine sahip ol. Risale-i Nur tahkik mesleğine sahip ol. Yani cemaatin başlarında da olabiliyor da bilerek veya bilmeyerek ergenokoncu. Olabiliyor yani. Ona dikkat et yani. Risale-i Nur tahkik mesleğine niye karşı çıkıyor? Nereye daha üstü zannedeyim? Niye karşı çıkıyorsun kardeşim? Tahkik mesleğine. Niye karşı çıkıyorsun? Gibi. Ahir zamanda yaşadığını unutmamak. Çantan olsun. Eski Nurcular bu Zübeyir abinin sözüdür. Çantan olsun. İçine sarın. Okuyacağın veya hediye vereceğin kitapların olsun. Sakın akraba ziyaretlerini ihmal etme. Akrep değilse. Davanı onlara anlat. Başka? Kardeşler arasında veya ailede içerisinde naz yapmamak. Ya küs. Ya cemaat içinde be kardeş. Naz yapma kardeş. Fındık kabuğunu doldurmayacak şeylerle küsmemek. Küsmeye sebep aramamak. Başka? Hizmetin umumu hukukuna zarar vermemeye çalışmak. Varsa sıkıntı oradan uzaklaşmak, mücadeleye sakın girmemek. Mesela ben, örneği gördünüz bizde. Neyse, biliyorsunuz hayatım. Ben meşribimi diyorum, ben Rüştü abiden, o da Zübeyir abiden almış. Zübeyir abi çekip gitmiş mesela. Kavga mı var böyle aramızda? Sakın ha mücadeleye girme. Fefiru ilen meçhul. Fefiru illallah. Çekip gideceksin. Sakın kavga yapma. Sakın kavga yapma. Toz duman olur, herkes mi? Çek git. Sordukları zaman da fitne yapma. Ağzını tut. Allah Resulü tabiriyle kılıncını körle, taşa vurun diyor. Evinizden çıkmayın diyor. Tamam mı? Ağzınıza fermayı bağlayın. Mücadeleye girmeyeceksin. Kavga yok. Sakın ha. Gördünüz mü ben mücadeleye girdiğimi? Sıkıntılarımız olmuş. Çekip gider. Her şeyi bırakır. Her şeyi. Yani şey için demiyorum Rabbim biliyor. Kavga olan yerde çekip giderim ben. Hiç bakmam. Abi senelerce bu işi ben burada bulunmuştum. Bulundum. Sağ Allah için bulundum. Beni takdir etsinler, bana sahiplensinler. Bana da sahiplensinler. O kardeşimi, o abimi, beni mi? Onu beni mi? Asla böyle bir teklif yapmadım. Çünkü ben Allah için yaptım.
Şahıslar için yapıyorsan tamam. Şahıslar için ve mekan için, bina için vesaire için yapmışsan git mücadele et. Hakkını ara. Biz hakkımız yoktur. Bizim ücretimizi biz almışız. Bizim ücretimiz hizmettir. Hizmetin kendisi ücrettir. Üstad öyle diyor. Ha? Bizim ücretimiz hizmettir. Yaptık kardeşim, yaptık, sen yaptık. Ya gözünü tırnağına dursun falan şöyle. Onlar demek Allah için yapmaz mısın ya? Ya bizim demeğimiz var burada falan. Ya çekip git kardeş. İhlaslıydın daha önce. Bozma onu. Daha önce ihlaslı yapmıştın onu. Sonraki zamanda bozma, kavga etme. Muvazenesiz ve muhakemesizlerle teşiki mesai yapmamak. Başka? Mezarlıklara sık sık gitmek. Ustad gidermiş, ondan yazdı. Bazen gülermiş mezara bakıp. Komşularına dikkat etmek. Taşınacağın zaman şu, evi taşınıyor, memurdur, nurcudur. Gidiyor evi alıyor, daire vesaire, taşınıyor vesaire. Tamam, veya memurluk nakliyatını yapacak. Gidiyor, oturuyor, sonra. Abi ya, falan yerdeyim ben. Abi, burada dershane var mı? Hayırdır, yeni mi taşınıyorsun? Abi, taşındık da dershane arıyoruz. Lan yanlış bu. İlk önce dershane arayacaksın, hizmet var mı, ondan sonra taşınacaksın. Taşındıktan sonra hizmet aramayacaksın. Komşularına dikkat etmek. Risalelerde yapma, uzak dur dediklerini sakın ihmal etme. Bu kadar. Risale'nin tahkik mesleğine geçmesen başlarımıza bunlar gelir. Nurcun derken Risale'den tamamen uzak kalmayız. Yani yok, Nurcun, Nurcun dur da. Yani bu sefer sorunlusun yani. Çünkü İçte sorunlu olan dışarıda uyumlu olmaz. Dışarıda sorunlu mudur? Kesinlikle içeride sorunludur. Unutmayın. Kavgalı mıdır dışarıdaki? İçeride sükunet yoktur. Çünkü diş için dişe vuruşudur. Bir insanın içini seyretmek istiyorsanız limete kullanın ve latef alın. Yaşadığı hayata bakın. İddialarına bakın, davalarına bakın. Mesela içinde asude, kavgalı olmayan, çatışmayan, dışarıda ah sen mi, ben mi, orası mı, burası mı, sen mi yaptın, ben mi yaptım, orası benim senin der mi? İçeride zaten bitirmiş bunu. Yani her makamdan bakabilen, hiçbir makama mahkum olmayan, insanların farklılıkları kendisine zenginlik kattığına inanandır kamil insan. Tamam. Sen bunu dediğinde Duisburg'daki bir tanesi böyle itabı. İşte bu. Ne dedi? İşte. İşte böyle olmak lazım tarzında. Duisburg'da mı dedi? O ya, cemaatin içinde sen değil. Yani. Ben ders yaparken sen değil. Sen yanındaki mi duydun? Yan yandaydı zaten. Daldı ya burası. Kafa böyle işte. Böyle. Evet. Taassup ne der? Yani. Biz taassup eyleyiz. Zübeyir abi dermiş ki, insanlık dünyasında bir tarafız. İman küfür. İman tarafındayız. Müslümanlar ve Nurcular için de bir tarafız. Tarafımız yok. Bizim tarafımız budur. Kim olursa olsun, kim aziz ederse onun ayakları başımızın üzerinde yeri vardır. Ya Rabbi, samimi diyemiyorsam samimi yap bunu söylemeyi. Allah'ım samimi ise bu sözleri dinleyenlere de sirayet ettir bu sözleri. Ya Rabbi, bunu kim aziz ediyorsa aziz eyle. Bunu bilerek kim rezil ve zelil ediyorsa ıslah ede. İslahı gayri kabil ise hak ile yeksan eyle. İslahı gayri kabil ise. Evlerimize Risale-i ve Kur'an'ın nurunu hakim yap. Aklımıza marifet ola, kalbimize muhabbet ola, ruhumuza müşahadet ola, bedenimize ibadet ola, hayatımıza kıblet ola, hakikatımıza bereketullah nasip eyle ya Rabbi. Evlerimize hastalıkların sebebi olan ervah habisi ve mevadi şerireleri hak ile yeksan eyle. Evlerimize ervah aliyeleri, ruh-u kutsileri nasip eyle. Ya Rabbel Alemin, nesillerimizden İslam'a ve Kur'an'a hadimler yetiştir. Ya Rabbi, razı olmadığın geçmişimizden tövbe. Razı olmayacağın geleceğimizden de sana sığınıyoruz. Ya Rabbi, tövbemizi kabul eyle. Bize hesap soracağın ne var unutmuşuz. Onlardan tövbe ediyoruz. Peygamberimiz Aleyhisselam ben ne istediğimi bilmiyorum. Rüştü abi öğretti bana. Ne istediğimi bilmiyorum. Ya Rabbi, Peygamber Aleyhisselam ne istemişse istiyorum.
Nerelerden sığınmışsa ben de sığınıyorum. Ve gene onun duası, Ya Rabbi biz de söylüyoruz onu. Ya Rabbi beni bana bırakma. Ben beni unuttuğum zaman sen beni unutma. Amin. Ya Rabbi. Riyakarana söyledim şu sözleri. Dergah-ı uluyetinde, dergah-ı izzetinde. Duaları makbul olan masumları, masumları. Gözleri ve kalpleri yaşlı masum insanların sürmesini, hürmetini kabul eyle ya Rabbi. Allah'ın hürmetine, Risale-i Şahs-ı Manevi'nin hürmetine, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın senin yanındaki değeri, kıymeti hatırına, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın senin yanındaki imanının hatırına, ya Rabbi kabul eyle. Müslümanları affeyle, merhamet eyle, Müslümanları yardım eyle. Ağlayan Alem İslam'ın, İttihat İslam'da güldür. Kalplerimizi bir ya Rabbi, kalplerimizi birbirimize ülfet ettirme. Ünsiyet ettir. Ya Rabbi kalplerimizi birbirimize ülfet değil, ünsiyet ettir. Risale-i Nur'dan ülfetimizi kaldır, ünsiyetimizi ziyadeleştir ya Rabbi. El Fatiha.